Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi size Honoré de Balzac adlı Fransız yazarın eserlerinden biri olan Vadideki Zambak kitabının içerisinden seçtiğim ilk paragraftan size bir küçük bir paragraf okuyacağım. Bunu okumamın sebebi ise eğer İngilizce okuyor olsaydık ki bunun orijinali Fransızcadır. Eğer İngilizce okuyor olsaydık tamamen şu anki başlığımız ekrandaki başlıkla dolu bir konu veya buna örnek olacak cümlelerle dolu bir paragraf okuyor olacaktık. Şöyle diyor, bunun tabi çeviren kişi de önemli. Daha yumuşacık olan kökleri ana toprakta sert taşlardan başka bir şeyle karşılaşmayan, ilk yaprakları kindar ellerde parçalanan, çiçekleri açar açmaz donan ruhların sessizce çektiği sıkıntıların tablosunu, en dokunaklı ağıdını gözyaşlarıyla beslenmiş hangi yetenek verecek bize? Dudakları acı bir meme emen, gülümsemeleri sert bir bakışın korkunç ateşiyle bastırılan çocuğun acılarını bize hangi ozan söyleyecek? Çevrelerine duyarlılıkların gelişmesine yardımcı olsunlar diye yerleştirilen insanlarca ezilen zavallı yürekleri anlatacak bir öykü benim gençliğimin öyküsü olurdu. Evet, şimdi bu cümlelerin benzerlerini konumuzda göreceğiz. Relative clause nedir? Başlığından göreceğiniz gibi Türkçe sıfat yan cümlecikleri. Üç başlık halinde işleyeceğiz. Çünkü tek başlıkta bayağı uzun olacak. O yüzden sıkılmamanız için üç başlığa bölüyorum bunu. Birincisinden sıfat yan cümleleri üçte birine bir başlayalım. Sıfat yan cümleciği demişken sıfatın ne olduğunu da bir tekrarlayalım. Sıfat bir isim hakkında söylenmiş herhangi bir kelime veya kelime grubuna sıfat diyebiliriz. Örnek olarak computer, bilgisayar, clouds, bulutlar, man, adam, flower, çiçek. Bunlar için tanımlayıcı olarak yazdığım sol taraftaki kısımda pembe yazılı olan sıfatlar, sağ taraftaki ise ardına bir preposition ile yazılmış prepositional phrase. Computer birincisinde nasıl tanımlanmış? New computer. Yeni bilgisayar. İkincisinde ise prepositionla tanımlananda ise a computer on my lap. Dizimdeki bilgisayar. Dikkat edin, prepositionın ardında isimler yazıyoruz. Preposition her iki tarafında da isimler olur. O halde prepositiondan sonra yazılacak olan sıfat olmasına gerek yok. Many clouds, çok bulut. Clouds in the sky, gökyüzündeki bulutlar. Bulutlar hakkında söyledik iki tane açıklayıcı kelime veya kelime grubu. Adam hakkında ne diyoruz? Ill man, hasta adam veya man from Egypt, Mısırlı adam. Flower, çiçek, dead flower, şu çiçek, flower with fragrance, hoş kokulu çiçek diyerek tanımlamış olduk, açıklamış olduk flower'ı. Relative clause'a neden ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar? Çünkü iki tane cümle kurarsınız. En az iki tane cümle kurarsınız. O cümle içerisinde aynı ismi tekrarlayıp durursunuz. Aynı ismi tekrarlamak veya aynı kelimeyi tekrarlamak edebi açıdan kulağa hoş gelmeyecektir. Daha güzel cümleler kurabilmek ve dinleyiciyi sıkmamak ve sürükleyici bir konuşmaya sahip olmak için relative clause cümleleri yaparız. Türkçe'de ise sıfat yan cümleleri yaparız. Örneğin ilk cümlede computer is new. Bilgisayar yenidir. And it's on my lap. Ve o benim dizimdedir. Computer ve it aynı şeyler. Computer yerine it kullandım. Yani it olmasaydı, yazmasaydım o demek yerine tekrar bilgisayar diyecektim. Evet, yani şunu da diyebilirdik. Bilgisayar yenidir, bilgisayar dizimdedir. It, computer. Tekrarlanan bir bilgisayar kelimesi var ilk cümlede. İkinci cümlede clouds hover in the sky. Bulutlar gökyüzünde asılı da duruyorlar. Yine clouds day demişiz bu kez. Onlar bulutlar gün ışığını kapatıyorlar. Üçüncü cümlede people feed the dogs. İnsanlar köpeklere yem verirler, beslerler. The dogs day stray in the street. Sokakta başıboş geziyorlar. Köpekler tekrarlanıyor. Tekrarlanan isimleri teke düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Düşürürsek Türkçe olarak şöyle olacak. Bilgisayar yenidir, bilgisayar dizimdedir. O halde dizimde olan bilgisayar yenidir demem gerekiyor. İki kere bilgisayar demek yerine. Bunu İngilizce'de nasıl yapmamız gerekiyor? Konumuz who, which, that. Yani bunda da relative pronoun. Tekrarlanan ismin yerine bunu yazacağız.
O yüzden zamir diyoruz bunlara. Latif pronoun. Burada bir soru sözcüğü oluşuna bakmayın. As a subject. Bunları özne olarak kullanırsak. Özne olarak kullanmak ne demektir? Tekrarlanan isim öznede kullanılıyorsa, öznede ise ikisi de öznede. Bunlardan birini kaldırıp yerine uygun olan birini yazmamız gerekiyor. Burada it tekrarlanıyor. Bunu kaldırarak yerine who which that'ten birini yazmam gerekiyor. Hangisini yazabilirim? It burada ne yerine kullanmıştır? Bilgisayar. O halde bilgisayar cansız veya eşya olan bir şey olduğundan dolayı insanların yerine kullanılan who'yu kaldı, bunu kullanmayacağız. Which veya that diyebiliriz. That her ikisi için de kullanılabilir. Yani deseniz ki who veya which'i bilmesem ikisine de that kullansam olay tamam mıdır? Evet tamamdır senin için ama karşıdaki kullanınca sen bunu bilmiyor olacağın için hepsini öğrenmen gerekiyor. O halde burada it'i kaldırdığımızda yerine kullanacağımız zamir which veya that'ten biri olması gerekiyor. It'i kaldırıyoruz, yerine which koyuyoruz. Böylelikle which is on my lap oldu. Which neydi? Which computer'dı. Onu komple cümlesiyle birlikte alıp yanına geliyoruz. The computer which is on my lap. Gördüğünüz gibi buradaki üstteki cümleyi relative clause yaptık artık which ile birlikte. The computer is new. Computer yenidir. Tanımlayıcı cümle, relative clause, which is on my lap, dizimde olan. Clouds hover in the sky, gökyüzünde bulutlar asılı duruyorlar. They block the sunshine, onlar bulutu, güneşi, gün ışığını kapatıyorlar. They clouds, tekrarlanan, özne de tekrarlandığı için. Bunun yerine bulutlar insan olmadığı için yine which veya that seçmemiz gerekiyor. Böylelikle orijinal cümle, clouds hover in the sky'da bu orijinal cümlenin yerine öncesinde fiilden önce bu cümleyi götürüyoruz. Which'i koyuyoruz. Which koyduktan sonra which artık clouds anlamına geliyor. Which blocked the sunshine. O halde which'i kendi anlamının yanına koyuyoruz cümlesiyle birlikte. Clouds which blocked the sunshine hover in the sky. Böylelikle veya that blocked the sunshine. Böylelikle ana cümle the clouds hover in the sky. Bulutlar gökyüzünde asılı duruyorlar. Tanımlayıcı relative clause ise that blocked the sunshine. Dikkat edin, relative clause'u tanımlanan ismin yanına götürüyoruz. Clouds'la that aynı şeydir. Computer'la which aynı şeydir. Tekrarlanan isimleri yan yana bu kez koyuyoruz. People feed the dogs. Köpekleri beslerler insanlar. They stray. People'la they aynı şey. Sorry. Dogs'la they aynı şey. In the street. Sokakta başıboş geziyorlar. O halde D'yi kaldırıyorum. Öznede olan, nesnedekini kaldırmıyorum. Öznedeki olan D'yi kaldırıyorum. Yerine dogs yine insan olmadığı için which veya that koyuyorum. Böylelikle dogs'un yanında bir noktayı kaldırarak cümleyi bağlıyorum. People feed the dogs which stray in the street. İnsanlar ana cümle bu kez başta. İnsanlar köpekleri beslerler ki bu köpekler veya sokakta başıboş gezen, başıboş dolaşan köpekler diyoruz. Öznede tekrarlanan isim eğer insan ise o zaman who veya that'ten birini kullanıyoruz. İki tane cümlemiz var yine. Doctors examine ill people. Doktorlar hasta insanları muayene ederler. Doktorlar they, burada doktorlar prescribe medicines ilaç yazarlar. Peki burada tekrarlanan ismin yerine öznede tekrarlanan ismin yerine bu da öznedir ama tekrarlanan isminin yerine yazıyoruz. İsmin yerine who veya that yazabiliriz artık. Öylelikle de bu cümleyi alıp tanımladığımız ismin yanına koyacağız. Doctors who veya that diyebiliyoruz. Prescribe medicines ilaç yazan doktorlar examine ill people hasta insanları muayene ederler. Ana cümle doctors examine ill people ve relative clause ise diğer cümle başına who that koyduğumuz. Halil Derece İzanoğlu'dur, bir yazardır. Halil Derece writes novels, romanlar yazar. Evet, ikinci tekrarlanan, özne tekrarlanan ismin yerine yine who koyacağım. Çünkü bu bir Halil Derece isimden insandan bahsediyoruz. Halil Derece who writes novels, romanlar yazan Halil Derece İzanoğlu bir yazardır. Burada virgülle ayırdım relative clause'u. Sebebi eğer ki siz açıklayıcı bir cümle relative clause yazmadan da bu kişi tanınıyorsa onu virgülle ayırırsınız. Evet, Halil Derece tanınmış bir kişi olduğu için virgülle ayırırız. Some people choose crows as their guide. Bazı insanlar seçerler kargaları onların rehberi olarak. They can't
Get rid of troubles, beladan kurtulamazlar. Some people, they ile tekrarlanıyor. They, some people, yani burada insan olduğu için yerine who veya that koyabilirim. Koyup, who koyup, bunu aynen götürüp tekrarlanan ismin yanına cümlesiyle birlikte koyuyorum. The people who veya that can't get rid of troubles, başı beladan kurtulmayan insanlar choose crows as their guide. Evet, kargaları rehber olarak seçerler. Dikkat edin, seslere bakın. Olan en an diye çevirdik hepsini. Özne olarak çevirdiğimizde böyle oluyor. Seslere dikkat edin. En an duyduğunuzda bunları hatırlayın. Aynı zamanda bir relative clause yapabilmeniz için aynı isim iki cümle içerisinde tekrarlanıyor olması gerekiyor. Ha, iki tane cümle görmeniz gerekmiyor illa relative clause yapmak için. İki cümleyi görmeden de kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 3'te 1'i bitti. 3'te 2'si. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar.